Sevgili Çiftçi TV izleyicileri, Tarım Okulu'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Eskişehir Mihalgaz'dan sesleniyoruz. Mihalgaz'daki seralarda acı tere nasıl üretilir? Sizlere bunu anlatacağız. Acı terenin ekimini, yetiştiriciliğini ve sofralarımıza gelene kadarki aşamaları nelerdir? Sizlerle beraber hep birlikte bunu göreceğiz. Buyurun bu bitkiyi yakından tanıyalım. Sevgili izleyiciler, şimdi de uzman konuğumuz Bülent Durna ile acı tere hakkında konuşacağız. Merhaba Bülent Bey. Merhabalar Fatih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu faydalı bitkiyi bize genel olarak anlatabilir misiniz? Yani yetiştiriciliği nasıl yapılır? Seralarda örtü altı üretimde acı tereyi yetiştirmekteyiz. Kış ayları ve yaz aylarında da bu bitkimiz serada ve açık alanda yetişebiliyor bölgemizde. Kışın Kasım ayına kadar, Aralık ayına kadar açık alanda, daha sonra da Mart-Nisan aylarında bu bitkiyi yetiştirebilmemiz bölgemizde mümkün. Peki neden daha sonrasında seraya geçiyoruz? Kış aylarında kıra ve don ve de kar olayından dolayı kaliteli bir üretim yapamıyoruz ve de olmuyor. Hastalanıyor, hastalıklanıyor. Anladım. Ne gibi hastalıklar oluyor bu durumda? Bitki dondan sonra ölüyor. Dondan sonra sararıyor. Daha sonra da mantar hastalığı gibi açık alanlarda sık görülen hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun önüne geçmek için ilaç benzeri bir şeyler kullanıyorlar mı? İlaçlar maalesef şu anda açık alanda don ve çok sert koşullarda açık alanda yetişen ürünlerde etkili olmuyor. O öyle olduğu için biz Mihalgazi bölgemizde kış aylarında örtü altı yatırıma, seracılığa yöneldik. Anladım. Sera'da peki bu hastalıklara karşı bir önlem alıyor musunuz? Serada fazla hastalıkla karşı karşıya kalmıyoruz. Neredeyse tamamen organik diyebileceğimiz bir ürün yetiştiriyoruz. Bölgemizde ilk acı teremizi toprağa tohumu düşürdükten sonra 80 gün yaklaşık geçen bir süre içerisinde ürünümüz hasat dönemine giriyor. Zirai ilaç yok. Anladım. Peki bu tereyi üretirken önce de yaptığınız aşamalar nelerdir? Toprak hazırlığı vesaire. İlk başta ilk acı tere yerin hazırlanması, yerde gübrenin olması. Yani biz senede bir sefer bir dönüme 7 ile 10 ton olabilecek şekilde sığır veya kına kübresi, koyun kübresi kullanıyoruz. Toprağa bunu güzelce yaydıktan sonra tarım aletlerinden pulluk veya patlatmayla güzel bir şekilde bunu toprağa karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra yine traktörün çapasıyla çapaladıktan sonra acı tere ekim yapılacak bir hale getiriyoruz. Getirdikten sonra bizim burada icat etmiş olduğumuz el makinesiyle 14 santim genişliği, 1,5 santim de uzunluğu veya 2 santim yaklaşık uzunluğu olacak şekilde kendi ürettiğimiz el makinesiyle bunu toprağa düşürerekten, düşürdükten sonra da üstünü toprağını kapatmak için yine el makinesi, elle yaptığımız yuvakla kapatmak suretiyle tohumu toprağa düşürmüş oluyoruz. Peki bu tohumu atarken sıra aralıkları derinliği nedir? Derinlik pek şey değil. Çünkü ektikten sonra yuvakla üstünü toprağını kapattığımız için önemli olan genişleme aralıkları. Yani evet, bir bitkinin hava alması ve bitkinin güzel gelişim sağlayabilmesi için 14 santime 2 santim bir aralık olması gerekiyor ki bitki sağlıklı ve kaliteli bir hasat dönemine ve yetiştirici dönemine girebilelim. Yani sıra üzeri 2 santim, sıra arası 14 santim. 14 olur. Santim. Tamam, anladım. Anladığım kadarıyla sadece tohumla üretimi yapılıyor bunun. Evet. Peki bunun tohum elde etmek için yine bekleme süremiz 80 gün mü? Tohum elde etmek için acı tereyi eğer ki hasat dönemine girip biz tohumu kendimiz üretiyoruz. Hasat döneminde eğer ki acı tereyi hasat etmek istemiyorsak tohuma bırakıyoruz. Tohuma bıraktıktan sonra aşağı yukarı bu 120-130 gün sürüyor. Tekrar tohum uçlarından çıkan acı terenin filizlerinden tohum elde ediyoruz. Tohumu da toprağa düşürdükten sonra normalde acı tere aynı şekilde yetişiyor. Yani tamamen tohum üretimi ve yaş sebzesi, yani acı terenin kendi yeşillik olarak üretimi tamamen bölgemizin kendisine ait. Anladım. Ya dışarıdan tohum almıyoruz. Hayır. Peki tohumu ektik. 80 gün geçti. Dekardan ne kadar tere kaldırırız? Biz yaklaşık 1000 metrekareden
eğer ki plastik kasaları İstanbul'a sevk ettiğimiz gibi kasalarsak, yani içlerine bir kasanı 16 adet koyarsak yaklaşık 600 kasa gibi bir acı tere elde ediyoruz. 16 adet dediğimiz demet mi? Evet, 16 demet. Demetin içinde ne kadar olur? Hani kaç bitki bir demet asar? Aşağı yukarı 4 veya 5 tanesinden bir demet yapıyoruz. Onu az sonra size gösteririm nasıl tamam, demet yapıldığını. Tamam, onu da görürüz. O 16 o demetlerinden de 16 tane adet koyup bir kasaya İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimize gönderiyoruz. Anladım. Peki hani bilginiz var mı bilmiyorum. Terenin yetiştiği başka alanlar var mıdır? Nerelerdir buralar? Şimdi biz neredeyse Antalya iklimine paralel gidiyoruz. Evet, öyle. Antalya iklimi denize sıfır, burası 190 yükseklikte deniz seviyesinden. Tabii bu bizim için avantaj. Bölgemizde kış aylarında serada yetiştiriciliği seraya imkan sağlıyor. Sera altında, örtü altında yaz sebzemizi 12 ay boyunca yetiştirmemize olanak sağlıyor. Peki seranın buradaki hani tarlaları kullanım amacı olarak hep sera mı kullanılıyor, yoksa yine boş tarlalarda başka üretimler yapılıyor mu? Şimdi normalde biz geçmiş dönemlerde açık alanlarda yetiştiriyoruz. Sebzecilik yine. Evet, yaş sebze, domates, yaz aylarında zalata açıklarda yetiştiriyorduk. Maalesef iklim ve mevsim şartlarının değiştirmesi ve de tamamen kaliteye yönelik büyük şehirlerimizde talep olması sebebiyle açık alanda yetiştirdiğimiz ürünler para etmediğinden, para kazanamadığımızdan 2002 yıllarından itibaren örtü altı sera üretimine geçtik. Bölgemiz maalesef 2002'den beri örtü altı yatırıma geçti. Açık alanlarda ürünlerimizi yetiştirdiğimiz takdirde normalde ürün fiyat karşılığını bulamamaktayız. Peki sulamaya geçelim. Evet. Teredeki sulama işlemleri nasıl yapılır? Ne kadar su ihtiyacı vardır? Şimdi bölgemizde acı tere yetiştiriciliğinde sulama sistemi 3 şekilde kullanılıyor. Açık alanlarda eskiden kullanılan yağmurlama sistemiyle kullanılıyor. Seralarda yağmurlama sistemi şu şekilde gözüken fiskiye sistemiyle sulama yapıyoruz. Tabii bu şekilde maddi imkanı yetmeyenlerde salma sulama sistemleriyle karak de evet, bütçesi yetmeyen arkadaşların suladıkları görülüyor. Ama en verimi biz topraktan daha muntazam bir verim alabilmemiz için üstten yağmurlamayı her zaman tavsiye ediyoruz üreticilerimize. Ve de gerçekten de hem maddi yönden de hem toprak yapısı açısından da salma sulama ve diğerleri uygun düşmüyor. En uygun sistem seralarda üstten fiskiyle yağmurlama sistemiyle toz halinde de attığı için tabii daha büyük bir verim sağlıyoruz. Anladım. Hasada kadar peki su ihtiyacı nedir terenin? Hani kaç defa sulanır? İlk tohumu toprağa düşürdükten sonra, yuvak çekildikten sonra gübrelenmiş toprağımıza, tohum düşmüş toprağımıza ilk önce bir su veriyoruz. 1 saat kadar. Veya toprak yapısı daha toksa, daha tavı yoksa bu 2 saate kadar çıkabiliyor. Hmm. Bu aşamalarda 20-25 günde topraktan tohum bitiyor. Bittikten sonraki aşamada bir kere daha sulanıyor. Ve daha sonra 3. aşamada tekrar bitkinin gıdasını, verimini alabilmesi için şeker gübresi, amonyum nitratı kullanıyoruz. Onu kullandıktan sonra tekrar su verildiği takdirde yaklaşık 3 suda ürünümüz hasat dönemine giriyor. Peki nitrattan başka gübreleme yapılıyor mu kimyasal olarak? Eğer ki toprak ilk hazırlanış zamanında bir dönüme 7 ton veya 10 ton sığır gübresi veya katı gübre kullanılmadıysa ya da kullanılamıyorsa, evet, gıda maddesi düşükse üstten destekleyici zirai gübreler kullanılabiliyor. Bunu şeker haricinde 3-20 dediğimiz gübremiz var. Evet. 3-20'nin bir tanesi 20 azot, 20 fosfor, 20 de potasyum. Hı hı. Ve de sıkıştırılmış. Bu gübre gerçekten ben çiftçi arkadaşlarımıza öneriyorum. Hem üründe parlaklık hem de yaprak açısından daha bir verim, kaliteye yönelik bir ürün alıyoruz. Hı hı. Eğer gerçekten toprağını iyi gübrelemediyse, acı terenin üretimde verim düşüklüğü, kalite düşüklüğü varsa 3-20 gübreyi de onlara tavsiye ederiz. Anladım. Peki diyelim bu bitkiyi hiç bilmiyoruz. Hasat zamanına gelindiğini nasıl anlarız bitkiye bakarak? Hasat zamanına geldiğimizde yaklaşık topraktan bir karış yaklaşık yükseldiği zaman ve de yapraklarını çok güzel bir şekilde ıspanak gibi açtığı zaman
hasat dönemine girmiş oluyor. Artık ondan sonra hasatımıza başlayıp ürünümüzü paraya çevirmeye bakıyoruz. Peki hasat zamanı erken yapılırsa veya geç kalınırsa bunun olumsuz sonuçları nelerdir? Var. Eğer ki erken yapılırsa bir üründe kalitenin görünümü yaprak açmayacağı için, daha dar olacağı için ürün kalite yönünden satış konusunda hem fiyat düşüklüğü hem de talep konusunda daha aşağı seviyelerde olabilir. Evet. Ve de daha erken biçilirse 600 kasa alınan 1000 metrekare yerde yaklaşık 350-400 kasa gibi adet düşüklüğüne gidebilir. O yüzden tam çiftçi arkadaşlarımızın hasat döneminin geldiğini bekleyip tam dediğim şekilde, tarif ettiğim şekilde olduğu sürece hasata girerlerse verim alabilirler. Geç hasatta peki ne olur? Eğer ki ürün hasata geldi, kaldırılmadı. Tabii bunun yaklaşık toprakta bir hafta 10 gün gibi bekleme süresi var, hasat süresi. Bu süre aşıldığı takdirde tohum yavaş yavaş, hele hele güneş daha bir etken. Güneşi de gördüğü takdirde oka gitme ihtimali var. Tohuma o yüzden yani. Her şeyi vaktinde yapmayı öneririz. Oka gitme, tohuma gitme oluyor evet, değil mi? Evet, tohuma tamam. Gitme. Yani bitki anladığım kadarıyla soğukta yetişiyor, biraz serin iklim seviyor. Buradan yola çıkarsak sıcaklık aralıkları nedir yetişirken? Acı tere aslında sıcağı seven bir bitki, bitkimiz. Sıcak oranını evet seviyor. Diğer bölgemizde yetişen taze soğan ve diğerlerine göre acı tere sıcağı birazsa biraz daha, onlara göre onlardan daha 5-10 fazla. derece fazla seviyor. Hı. Eğer ki sıcaklık oranı çok düşük olursa acı tere üretimi neredeyse 120 güne kadar çıkıyor. 120 Ama gün. İdeal ortalama 80 ile 100 gün arasında biz bunu hasat ediyoruz. Sıcaklık bölgemizde 190 rakım olması sebebiyle deniz seviyesinden Evet. ideal bir sıcaklığı yakalamış durumdayız. Yani 80-100 gün dışına çıkarsa bu verimli bir hasat sayılmıyor. Bölgemizde kış aylarında mevsimsel olarak gösterilen iklimsel değişiklikten dolayı baya baya sıcak gidiyor. Eğer ki çok 10 yılda bir çok kuraklık, ayaz giderse yaklaşık seranın içerisindeki sıcaklık geceleri 5 derece, 6 derece daha aşağılara düşerse tabii üretim, hasat dönemi uzuyor. Gündüzleri de 20 ile 15 derece arası bir sıcaklığın bulunması gerekiyor acı terenin üretiminde. O da bizim Mialgazi ilçemizin bitki örtüsünden ve mevsimsel özelliğinden dolayı bu sıcaklık yakalamış durumdayız ve örtü altında bu ürünü yetiştirmeye başlamış durumdayız. Sizden dinlediğim kadarıyla örtü altında hastalık ve zararlı savaşı yok ama peki yabancı otla mücadele var mı? Seralarda devamlı aynı yer 12 ay işletildiği için yabancı ot devamlı olmuyor. bunun hasatı en uzun sürenlerden bir tanesi acı tere. Roka ve taze soğan gibi 40 günde yetişen ürünlerimiz, 40-45 gün yaklaşık yetişen ürünlerimizde devamlı toprak çapalanıp birazsa aynı yer ekildiği için pek otla mücadele etmiyoruz. Anladım. Peki başladığınız günden bu yana tere üretiminin miktarları nedir? 2002 arttı mı, azaldı mı yıllarında yani? Çok düşüktü. Bu bizim bölgemizde yaklaşık 2007-2008 yıllarından sonra tercih edilmeye başlandı. Bölgemizde tabii açık alanda ürünler biraz zor yetişiyor. Çok hastalıkla ve de diğerinde kalite oranı düşük olduğu için açık alanlarda. Örtü altına geçtiğimiz için bölge tamamen şu anda örtü altı sera üretimine geçmiş durumda. Zaten Tamam. açıklarda %90'ı açık alanlarda ekmiyor şu anda. Para kazanamadığı için ve hastalıkla mücadele edemediği için herkes örtü altı yatırıma yöneliyor. Acı tere geçmişten bugüne 2002 yıllarında bu bölge açık alandan örtü altı yatırıma döndüğü için yaklaşık 2007-2006 yıllarında acı tere üretimi biraz daha yoğunlaşmaya başladı. Anladım. Açıklar hep örtü altına dönüp kapatılıp sera yapıldıktan sonra tabi bölgemizde de bir arayış var. Hep roka, taze soğan. Şimdi acı tere, Farklı ürünlere arayış var. Evet, kırmızı pancar, kıvırcık marul gibi çeşitliliğe yöneldi. Şu anda da acı tere bizim Mialgazi bölgesinde iddialı olduğumuz ve de bol olarak ekilen, ekim yapılan seralarda bir sebzemiz. Peki toplam ne kadar tere üretim var? Diğer bölgelere kıyaslarsak nedir yani?
Mialgazi bölgesi, Mialgazi ilçemizde Türkiye'de acı terenin en yoğun üretilen bir bölgesi olarak söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü Antalya'da ve diğer yerlerde de ikilimi, ekilişleri de biliyorum. Yaklaşık bölge olarak Mialgazi ilçe ve mahallelerini değerlendirecek olursak yaklaşık 1000 dönüm kapalı alanda bayağı var acı ya. tere üretimi yapmaktayız bölgesel olarak. Bayağı çok. Peki kalite standartları nedir? Kalite şu anda tüm illerin üstündeyiz. Antalya, Bursa, İzmir gibi. Çoğunlukla bizim hava şartlarımızda biraz daha nem ve tuzluluk oranı olmadığı için, deniz seviyesinden uzak olduğumuz için acı terenin yaprak gelişimi ve güzeli ve kalitesi açısından şu anda Türkiye'de en iddialı Mialgazi ilçesi Yani buradan diyebilirim. anladığım toprak ve hava daha temiz. Evet, o da Anladım. Peki bitkinin buradan aradığı. hasat edilen tere nerelere gidiyor? Yaklaşık %65 ile 70 oranında İstanbul Büyükşehir hallerine gönderiyoruz. Komisyon olarak sattırıyoruz. Bunların %20-25 kadarı da Antalya Ankara ilimize gönderiyoruz. %5 oranında da çeşitli büyükşehir illerimize, Bursa, Eskişehir ve de diğer şeyler, büyük bir bölümünü İstanbul Büyükşehir'e ve Ankara Büyükşehir'e gönderiyoruz. Anladım. Yani anladığım kadarıyla buradan da büyük marketlere sevk ediliyor. Evet, Anladım. evet. Şu anda Türkiye genelinde acı tere sofralara geliyorsa Türkiye genelinde %50'si Mialgazi bölgesinden geliyor denilebilir. Anladım. Peki duyduğum kadarıyla faydalı bir bitkiymiş. Bunu nasıl tüketiyoruz? Tereyi. Acı tere ekmeğin arasına konulup yenilenebilir. Çok güzel bir bitkimiz. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmez. Kansızlığa, şekere ve de cildi güzelleştirdiğine dair bilimsel araştırmalar var. Ve de çok da güzel bir bitki olduğu için iştah da açıyor. Sindirim sistemini kolaylaştırıyor. Ve ben tüm tüketici halka sesleniyorum. Denesinler, yesinler, faydasını görürler. Anladım. Teşekkür ederiz Bülent Bey Ben verdiğiniz bilgiler teşekkür için. ederim. Sevgili izleyiciler, tereyi anlattık. Şimdi de sevkiyat aşamalarını konuşmak için Hasan Bey ile birlikteyiz. Merhaba Hasan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan Bey, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben Eskişehir'in Mialgazi ilçesinin Sakarılca mahallesine Hasan Hüseyin Ergün. Evet. Biz burada nakliyeciyiz. Üreticiyiz. Kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? 1984'ten beri devam ediyoruz. 99'a kadar Ankara hattını çektik malımıza. Şimdi ot türüne dönünce İstanbul'a çekiyoruz. Evet. Böyle devam ediyoruz. Burada neler yapılıyor? Onlardan bahsedelim biraz. Burada maydanoz, acıtere, dereotu, roka, domates, salatalık, patlıcan, biber. Yani narenciye hariç ne aklına gelirse hepsi var. Hepsi taze var. Soğan hepsi var. Peki tereye gelelim. Tere buraya geldikten sonra burada yapılan aşamalar nelerdir? Vatandaşımız tarlada ailesinden, çoluğundan çocuğundan tertemiz yapıyor malına. Tertemiz yıkıyor temiz suyla. Evet. Oluklarla. Bizim arabamıza teslim ediyor. Biz de bunların künyesine girip direkt hale müstahsilin kendi adına nakliyesine yapıyoruz. Anladım. Alkan aşağı yukarı köyümüz 150 hane. 150'sinde malı burada toplanır. Burası toplama merkezidir. Herkesin malı bugün birinin 10 parçadır, 20 parça, 30 parça, 100 parça ne olursa toplulukla vatandaşın malı komple İstanbul haline sevk ediliyor. Öğrendiğim kadarıyla yüksek kalitede tere varmış. Sizin görüşlerinizi alalım bu konuda bir de. Tabii şimdi biz Sakarılca olaraktan dışarıdan işçi getirmiyoruz. Bizim işçimiz kendi herkesin aile fertleri. Aile fertleri olunca nasıl pazarda vatandaş almak istediği mal gibi kendisi ona göre temiz mal işliyor. Temiz yapıyor. Bizde ilaç, hormon böyle bir şeyler aklını getirme zaten. Bizde doğa. Peki ne kadardır tere üretim var burada? Kaç yılından beri? Ben 55 yaşındayım. Ben 55 senedir vatandaşımız hep sebzeyle uğraşır. Peki sere de ne zaman başladı? Sereye aşağı yukarı 2000'li yıllardan bu tarafa başladı. Anladım. Arkadaşım bir tanesi semizotu yetiştirdi. Ondan sonra herkes ya tabii görenek oldu. Ondan sonra şimdi açıkta yerimiz kalmadı sayılır. Yani gücü yeten herkes. Anladım. Şimdi mesela dağa, taşa herkes imkanları şey yaparsa seracılı dönüyor. Bir de tabii devlet desteklemeli kaymakamlığımızdan olsun, Orköy'den olsun seralar yapılıyor.
Buradan da seralar yapılıyor. Vatandaşımız bunlardan da bir fayda sağlanıyor. Evet. Derken devam ediyor yani. Şimdi burası çukur, ikinci Çukurova. Anladım, evet. Yani bizim iklimimiz burada sabahtan gar yağsa, yani akşam gar yağsa sabah ondan sonra gar bulamazsın. Hı hı. Yani bizim burada 12 ay 12 ay burada sebze. Öğrendiğim kadarıyla zaten Akdeniz iklimi varmış. Akdeniz iklimi var tabii. Hı hı. Akdeniz iklimi var. Bizim burada vatandaşımızın geliri bu. Yani buradan para kazanıyorlar yani. Buradan para kazanıyor. Şimdi bizim bir de İstanbul'da malımız Sakarlıca olaraktan kalite var. Evet. Malımızda hile yok, hormon yok, ilaç yok. Allah aşkına nasıl mesela vatandaş kendi sofrasını koduğu gibi mal yapar bizden. Bunlar öne çıkarıyor yani buradaki ürünleri. Şimdi bizim mallarımızı biz pazar aramıyoruz. Bizim malımızı vardığımız zaman zaten bizim arabalarımızın başına İstanbul'a halinde herkesin dükkanı vardır. Mallar herkes alır. Yani öyle müşteri aramamız söz konusu değil. Anladım. Satılacak, yani, satılmayacakları söz konusu yok bizde. Yani şimdi gördüğüm kadarıyla biraz az gözüküyor ama az da olsa gelip alıyorlar yani buradan. Tabii biz istersen çünkü burada... Çünkü kaliteli. Evet, kaliteli 100 parça olsun bizim buradan arabamız kalkar. Hı hı. Her Allah'ın günü bizim buradan her gün arabamız kalkar. Az bir çok araba, fark etmiyor. Tabii. Yani burada mal, bizim burada pazarcıya falan mal düşmez. Hı. Bizim buranın malı İstanbul. Evet. Şimdi daha değerli satılıyor. Şimdi vatandaşımız kendi arasında rekabet yapıyor. Ne kadar sen temiz yaparsan, kaliteli yaparsan o kadar iyi, o kadar iyi satılıyor. Hı hı. Ama sen malına işçilik yapmazsan, temiz yapmazsan tabii bu sefer piyasa bulamazsın. Aynen öyle. Evet. Peki ne kadar alışı buluyor bunlar? Kaç fiyat, kaç paraya yani? Şimdi şu anda rokamız İstanbul'da 15 lira, 12 lira, 10 lira. Senin malına göre. Peki, malın tere, temizse para. Tere ne kadar? Tere de aynı. Maydanoz da aynı. O civarlarda yeni tabii, fiyatlar. Kasası mı bu? Kasası. Tamam. 16 bağ, maydanozda 20 bağ olur. Hı hı. Öbürlerde 16 bağ, 18 bağ olur kasasında. Bunlar böyle İstanbul'da bu fiyata satılıyor. Bunun tabii masrafı düştükten sonra yeni vatandaşın eline 8 liradan falan şu anda temiz para geliyor. Anladım. Yani 10 liradan geldiği zaman da olur. Bakarsın bu piyasa bu. Değişebiliyor yani. Tabii 20 lira da çıkar. Bunu burada anladığım kadarıyla üretimde dalgalanma oluyor yine. Üretimde yani, de dalgalanma var yani. Zaten bu seneki üretimde de dalgalanma var. O da hava şartlarını bağlıyor. Bu sene havalar kapalı gidince bir rutubet olunca malda bir canlılık olmadı. Ama inşallah bundan sonra olur yani. İnşallah. Biz burada fenli gübre ilacı pek önemsemiyoruz. Bizim hayvan gübresi. Zaten güzel olan o. Hayvan gübresi genellikle doğa ya. Yani. Doğa. Biz şimdi İstanbul'a vardığımız zaman bizim malımıza yani satılmayacak diye söz konusu hiç yok. Her türlü olucu tabii, sen nasıl pazarda bir şey beğeniyorsan, vatandaş da öyle, bizim vatandaşımız bu kaliteyi yakaladı. Yani halkımız şimdi kendi aralarında bir rekabet yapıyor. Evet. Köylü olarak tatlı kendi rekabet arasında kahve oturdukları zaman akşam ne diyor ki, ya benim malım adam 20 lira satılmış. Hı hı. Adam diyor ki, ya seninki nasıl 20 lira satılmış? Kardeşim ben temiz yetiştirdim. O zaman öbürü diyor ki benimki 22 satılmış. Onun için şimdi vatandaş kendi arasında rekabet yapıyor. Yani biz şu anda mesela dere boyunda Ilıca olaraktan Allah'a şükür tekiz. Bu faydalı rekabet tabii. Tabii. Bizim arabalarımız mesela kendi arabalarımız. Hı hı. Vatandaş böyle gelir, böyle temiz sarar. Hı hı. Malımızın yıpranması Allah'a şükür öyle bir şey yok. Bizden başka zaten buradan nakliye almaz, vermezler zaten halkımız. Hı hı. Yani birlik beraberlik içinde çalışılıyor. Evet. Biz de böyle yani. Anladım. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Şimdi Kazım abi, bize bu hasat yapılırken nasıl yapıyorsun? Yavaş bir şekilde gösterirsen. Seyircilerimizin daha iyi görmesi için. Bunu elimizi pışkıdan kesiyoruz tek tek böyle. Böyle. Dipten sarılanıp aklıyoruz. Bunu da başardık sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi terenin ekiminden faydalarına her şeyini konuştuk. Bir dahaki Tarım Okulu programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.